Şöyle bir soru sormak istiyorum Şekip Bey'e. O Seçil Erzan ifadesinde şöyle bir şey söylemişti. O çıkan tablolar, o borç alacak verecek banka görevlileri tarafından hazırlandı. Excel haline getirildiğini söyledi. O kendindeki dekontlarla o gün kar zarar ne kadar vardı onu hesaplamak için. Bu rakam daha fazla olabilir mi? Çünkü rakamlar birbirlerine aşağı yukarı örtüşmüyor gibi. Yani eksik söyleyen var, fazla söyleyen var. Yani daha büyük bir vurgun olabilir mi? Daha büyük bir para gitmiş olabilir mi? Sadece zaten bu 2 yıl için. 2021 ve 2022'de zaten bu iş büyüyor. Zaten ilk başta şunu da söyleyeyim. Seçil Erzan aslında bu fonun adı Fatih Terim fonu veyahut da Hakan Ateş fonu değil. Bu fonun adı bilişim fonu diye girmiş işine. İnsanlar önce ilk başta etrafındaki, çevresindeki insanlardan bilişim fonu diye bir fon var. Bundan bir para akışı olacak diye. İşte dediğimiz gibi o fon diğer müdüriyeti değişince, Flora'ya gelince daha da çok büyümüş, Levent Şubesi'ne gidince daha çok büyümüş. Yani sarmal gibi, kartopu gibi büyümüş o paraların miktarı. Hı-hı. Ve sonra da bu olayı patlak vermiş. Soruyu Şekip Mosroğlu'na tekrar istersen tekrar edelim. Ya daha fazla bir miktar var mı? Çünkü ifadelerde fazla örtüşmeyen rakamlar da var Şekip Bey. Sizce fazla bir miktar var mı? Bir de MASAK bir zanlılarla ilgili, o Yörük kardeşlerle ilgili bir MASAK raporu da vardır dosyada. Hı hı. Yani şimdi şöyle, bu sayı daha fazla olabilir. Dediğim gibi yani yapılan, bizim göremediğimiz ama iddianamenin dipnotunda okuduğumuz farklı şikayetçilerin de olduğu ve onların da şikayetlerinin bulunduğu söyleniyor. Onların da işte bu dosyaya katılmasıyla, başta 18'di burada şikayetçi sayısı, 19 oldu şimdi birleşen dosyayla. Bu sayı artabilir ve o zaman rakam da büyüyebilir. Ben sizin demin söylediğiniz tespite bir ilave daha yapayım. Bu tutuklu banka müdürü ifadesinde bu işe 2011 yılında başladığını söylüyor. Evet. Ve 2021 yılına kadar sorunsuz devam ettiğini söylüyor. Yani aslında bir 10 yıllık da hiç konuşulmayan bir süreç var. Yani orada muhtemelen ya hiç kimse zarar etmedi, bol kazançlı oldu. Ki bu yüksek getirilerin gelebilmesi için geri boyutunda, yani başka bir şeylerin de olması lazım, kazançlarının sağlanabileceği. Dolayısıyla aslında o oranın da bir soruşturulması gerekiyor, oranın da bir incelenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bunu yapacak kurum, yetkili kurum BDDK. Yani BDDK en azından 2011'i bas tutup bu banka müdürünün çalıştığı kurumlarda bir denetim yapabilirdi, inceleme yapabilirdi. Dediğim gibi kara para konusunda daha geniş bir araştırma yapılabilirdi. Yani o boyutlarıyla belki de bir soruşturma var ve biz erken konuşuyoruz ve o boyutlar ortaya çıktığında şu anki söylediklerimizden daha farklı şeyler de söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir konu daha var benim kafama takılan. Şimdi dün bir haber paylaşmıştık. İlk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ diyor ki 5 milyon dolar daha verecekti, engelledik. Bir para gelecekti. O para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı dediği 5 milyon dolar bu diyor avukatı. Ama yine Emre Belezoğlu'nun ifadesine baktığımız zaman o da önce işte 1 milyon 400 bin dolar, ondan sonra 2 milyon 892 bin dolar, sonra 400 bin dolar parayı şoförüyle bu sefer yolluyor, taksi. Yani bir 5 milyona tamamlama, sürekli bir ikna var. Para geri alınamıyor, alınamamasına rağmen bir 5 milyon dolara aman tamamlayalım diye bir koşu var. Bu kısmını ben içinden çıkamadım. Biraz size sormak istedim. Yani bir o 5 milyon dolar meselesi var tamamlanması gerek. O zaman sanki bir daha işte mağdurlar olmayacak, arkası gelecek bu hikayenin gibi. Ama burada bir taraf Atilla Baltaş'ın avukatı koşuyor. İşte Emre Belezoğlu'nun ifadesinde o 5 milyon dolara tamamlama gayreti çok net görülüyor. Nedir Sayın Mosroğlu bu işin aslı? Ya Ece Hanım, ben ya Emre'nin olayıyla ilgili değerlendirmelerle sınırlı olarak şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm o 5 milyona tamamlatma hikayesi bir yalan. Yani çünkü şöyle bir yalan. Sürekli bu para topladığı kişilere bu fonun altında boşluklar olduğu ve o boşlukların doldurulması gerektiği söyleniyor. Ve işte o yüzden de ufak paralarla değil, büyük paralarla ancak bu boşlukların doldurulabileceği söyleniyor. Yani sadece bu Emre'ye söylenmiyor, diğer mağdurlardan da bir bölümüne söyleniyor. Bazılarına da kıyak yaptığını ve daha küçük miktarlarla bu boşlukların doldurulabileceğini söylüyor. Bu 5 milyona tamamlama hikayesi de banka müdürünün bir yalanı bence. Yani bu inandırıcılığı arttırmak için, fonun büyüklüğünü gösterebilmek için ileri sürülmüş bir şey. Ama Emre zaten bu halkaya dahil edilen son kişi olduğu için, son mağdur olduğu için
Ya Emre'nin vereceği parayla Emre'ye bir geri dönüş yapılması mümkün değil. Ya ancak geçmişte mağdur olanların mağduriyetinin biraz azaltılması söz konusu olabilecekti sanırım. Ama hani Emre'den sonra biri bu sisteme girecek miydi onu bilmiyorum. Çünkü zaten Emre ile birlikte, yani Emre'nin dekont istemesiyle birlikte 400 bin dolarlık kısmına ve onu da verememesi sebebiyle Emre'nin sorgulaması, bu olayın boyutunu araştırması, o sırada da işte sizin söylediğiniz gibi ilk şikayetçilik konuya girmesi, Emre'nin bankayı araması, bankanın da şikayetçi olması, sonra teftişin harekete geçmesi zaten sistemi çökertiyor. Peki bu ikna yöntemi olarak, yani şimdi az önce haberimizde de aktardık. Emre ile Volkan Bahçekapılı kuzenler, Volkan Bahçekapılı Fatih Terim'in kızıyla evli. Evet. Şimdi bu birbiriyle konuşmaması imkansız insanlar bunlar. Yani sen hakikaten ona mı güvendin? Evet, ona güvendim, onun için koydum. Ben de ona güvendim, onun için koydum. Bu konuşmanın çok rahat geçebileceği ilişkiler bunlar. Ama hep de bir ikna söz konusu. Yani buradaki boşluğu siz mantıklı sıksal olarak nasıl doldurabiliyorsunuz müvekkillerinizle? Çünkü Sayın Volkan Bahçekapılı da müvekkiliniz bildiğim kadarıyla. Konuştuğunuz zaman ne yapıyor? Ancak hipnoz falan yöntemi kullanıyor olması lazım. Çok acayip yani. Ya şöyle, Volkan Bahçekapılı'nın bu fona yatırdığı bir para yok. Bu para Emre'nin parası ve Volkan Bahçekapılı bu paranın banka şubesine götürülmesi konusunda bir yardım oluyor. Teknik olarak bu dosyada şikayetçi, yani dolandırılma fiili ona karşı ve müvekkilime karşı işleniyor ama ve üretilen belge Volkan Bahçekapılı'ya karşı üretildiği için, ama aslında parası giden ve mağduriyet yaşayan Emre. Volkan Emre'ye, daha doğrusu bu hanımefendi, tutuklu hanımefendi Volkan'ı arıyor ve Emre'nin de Denizbank'ta parası olduğunu, böyle bir fon olduğunu, bu fonda değerlendirebileceğini söylüyor. Volkan telefonunu veriyor Emre'nin ve banka müdürü Emre'yi arıyor ve böylece ilk temas kuruluyor. Yani şimdi takdir buyursunuz ki, yani burada hani kamuoyu önünde bunları açıklamak çok doğru olmayabilir ama insanların sosyal ilişkileri de, birbirleriyle arasındaki sosyal ilişkileri de kamuoyunda görüldüğü gibi olmuyor. Ama Volkan Emre'ye şey söylüyor, bu fonda Fatih Terim'in ve Buse'nin de, Buse Terim'in de parasının olduğunu söylüyor. Ama Emre'nin söylediği şey şu, en başından beri bunu söylüyor. Yani bu tabii söylenen yalan sirayet ediyor herkese. Herkes birbirine bu fonda ünlülerin de olduğunu söylüyor ama Emre'nin ve diğer hemen hemen tüm mağdurun söylediği ortak bir başka bir şey var. Bu fonu bankanın üst düzey yöneticilerinin yönettiği. Bu da bir yalan. Ama bu yalan da para ediyor maalesef bu işte. Ve insanların bu sisteme girmesinde, yani bu sosyal ilişkilerden, o sosyal ilişkinin parçası olan insanların bu fona yatırım yapmasından ziyade fonun ciddiyeti de var. Yani fon bankanın en üst düzey yetkilileri tarafından işletilen kapalı özel bir fon, yüksek getirili ve özel müşteriler, seçilen özel müşteriler için kurulmuş diye anlatılıyor. Yani bence inandırıcılık vasfı fonda kimlerin olduğundan ziyade bunda daha yüksek. Evet. Bu arada bir takım görüntüler var Devrim, evet, elinde, yeni görüntüler. İstersen hem onları anlat, hem de ne anlama geldiğini konuşalım. Konuşalım. Şimdi Seçil Erzan'ın yine tabii bu iddiası, o görüntülerde şu, kendisinin 7 aslında şöyle, banka soruşturma başlatıyor ve savcılığa müracaat ediyor 7 Nisan'da. Bunu 7 Nisan'daki süreç şöyle anlatıyor. Tabii hakkında soruşturma açıldığını bilmiyor. Bankada tabii kendi içerisinde bir soruşturma başlatıyor. İşte o işe insanının bankaya gitmesi, Emre Belözoğlu'nun telefonuna ulaşması, işi artık patlak vermiş ve bu süreçten sonra da bir hareketlilik başlamış bankada. Bankanın üst düzey yetkilileri, mesela Avrupa 1. Bölge Müdürü Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evine gidiyor. Yani ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor da banka. Orada işte bazı sorular soruyor, işte ne var ne yok diye, neden böyle oldu diye bazı bir takım konuşmalar geçiyor. Sonra ertesi günü yanılmıyorsam 9'unda bankaya davet ediyorlar. Kendi güvenlik görevlileri eşliğinde bankaya gidiliyor Seçil Erzan. Sabah 9'da, akşam 9'a kadar, yaklaşık 12 saat boyunca ekranda da görüntüler geliyor. Çünkü Seçil Erzan'ın bir yerde artık bunu döküman haline birilerine anlatması lazım. Zaten banka yetkililer de diyor ki sen bunu
Zimmet suçu değil bu diyor. Ne olduğunu, en azından ne kadar borcunuz olduğunu öğrenelim diye. Adeta bir sorgu. Sorguda da önemli insanlar var. Teftiş Kurulu Başkanı var, İnsan Kaynakları Genel Müdürü var. Hakan Ateş de o toplantıya katıldığını söylüyor seçilerden. Şimdi görüntülerde de görüyoruz. Görüntülerde sabah saat 9.10 geçe, 20 geçe Zincirlikuyu'daki Deniz Bank Genel Müdürlüğü'ne girin. Pazar günü, o gün banka kadar hiçbir yer açık değil. Özel bu toplantı için açılıyor. Çünkü orada konuşmalarda zaten seçilerden de ifadesinde söylemişti. Serum bağlandı. O serum bağlanması nedeniyle, çünkü iddialar ilk kez kurumuyla kendisi arasında yüz yüze kaldılar. İlk kez yani kurumuna hesap veriyordu. İlk hesap vermesi, ilk sorgulanması da kurumunda olmuş. Bu kurumda işte 9'unda, akşam 9'a kadar, ayın 9'unda. O serum bağlanma kısmını da anlamadım ben. Bayılıyor da ayılsın. Fenalı geçiyor. Orada sağlık müdahale bu. Yani anladım. Şey değil yani, başka bir şey değil. Fenalaşıyor, tansiyonu falan düşüyor. O sırada sağlık ekipleri müdahale ediyor. Tabii 9'unda sorgu bitmiyor. Bu sırada Deniz Bank ayın 7'sinde, 2 gün önce zaten savcılığa müracaat etmiş. Savcılığa bu konuyla ilgili, sadece bir iş insanıyla ilgili söylemlerde bulunarak, yani yanlışım varsa Şekip Bey düzeltebilir, müracaat ediyor. Aradan 3 gün geçiyor. İşte 9'unda sonra tekrar Çorlu'daki evine gidiyor. Bu sefer 10'unda da gece saat 22.30 civarlarında da polis geliyor, gözaltına alınıyor. İşte bu görüntülerde de saat kaçta geldiğini, nereden geldiği, 2 defa mola verilmiş. Yani bu Deniz Bank'taki sorguda. İşte o çizelge, bir evimde bir çizelge çıktı diyordu ya, evet. Alacak verecek, kimle ne kadar para aldığını. Evet. Onu da şöyle anlatıyor. İşte o Deniz Bank'taki o gün kendisinin alıkolunduğunu söylediği gün, telefonun kırıldığı söylediği bir gün olduğunu söylüyor. O gün o çizelge hazırlanıyor. Aslında Seçil Erzan'ın bir hazırladığı bir çizelge yok. Onu anlattığı zaman bankada çizelge oluşturuyor. Onlar da bilmesi açısından muhtemelen o çizelgeyi oluşturuyor. Çünkü o kendi ajandasında var. Yani Seçil Erzan'ın burada bir hesap tutmadığında meçhul. Çünkü ajandada bazı isimler var, miktarlar var. Ne için tutulduğu, ne parası olduğunu söylemiyor. Bir de ben şuna dikkat ettim. Şekip Bey de belki dikkat etmiştir. Bazı o dekontlarda yapılan havalelerde mesela açıklama bölümüne bir şeyler yazılır ya. O büyük meblalarda açıklama kısmında herhangi bir şey yazmıyor. Ne borç, ne alacak, ne bu için ödendiği konusunda. O da dikkatimi çekti. Siz az önce de bir şey söylediniz. Yani Arda Turan çok kibar dediniz ya. Aslında bir iş adamı var. Çorlulu bir kuyumcu. Yaklaşık 2 ay boyunca WhatsApp yazışmaları var. 2 ay boyunca adam sabah günaydın deyip bizim konuda bir gelişme var mı diye seçilerden bir bahane uyduruyor. Akşam iyi akşamlar seçilerden bir gelişme var mı bizim konuda. Hatta bir gün artık adam borcu var, kredi ödemesi lazım. Kredinin ödemediği dekontunu, bankanın yazısını Seçil Erzan'a atıyor. Seçil Erzan bile, ona bile gülücük koymuş. Çok üzgünüm yazmış. 2 ay boyunca insanları oyalamış. Yani burada güven meselesi çok ön planda. Bankanın insanlar, Şekip Bey de az önce söyledi. Yani bir bankaya gidiyorsunuz, banka müdürüyle muhatapsınız. Yani herkes, banka müdürü yani o bankanın oradaki temsilcisi yani. Hakan Ateş neyse bankada o da odur. Yani bu güveni buradan sağlanmış olabilir. Yani kimsenin orada bir fon oluşturduğu yok. Seçil Erzan'ın bu bilişimle başlayan Fatih Terim fonu ve Hakan Ateş fonu ile devam eden bir vurgun. Ama yani bu ikna kelimesi kilit burada. Herkes bir şekilde ikna oluyor ve bunun psikoloji kitaplarında falan ileride okutulması lazım. Kesinlikle yani nasıl bu kadar herkes 7'den 70'e okumuş okumamış şöyle böyle falan, yani herkesin ikna olduğu bir durum var. Sayın Mosturoğlu, şunu da sorayım size. Şimdi 1 Mart 7 Nisan arasındaki kayıtlarda, özellikle 20 Mart'tan sonraki görüntülerde sıklıkla sorun yaşanıyor banka kayıtlarında ve görüntüler eksik. Yani burada da mesela bankadan bir açıklama gelmesi lazım. Bu mesela bu kısmı ile ilgili de düşündürücü şeyler var. Sizin takıldığınız konulardan biri oldu mu bu takip ederken davayı mesela? Ya şimdi dolandırıcılık davası bakımından, yani bizim gittiğimiz dava bakımından, bu konuştuklarımız, yani o davada tartışılan konular olmadığı için yani çok fazla irdelemiyoruz. Ama Devrim Bey'in söylediği şeyleri hani ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü yani bizim gördüğümüz şu anki süren davada bu konu konuşulmuyor. Belki hukuk davalarında bankanın özen borcu açısından bunlar gündeme gelip tartışılabilir. Şimdi bakın, 7'sinde banka suç duyurusunda bulunduktan sonra yanlış hatırlıyorsam Devrim Bey düzelsin, 8, 9 ve 10'un da
bu banka genel müdürlüğünde ifade alma veya işte savunma alma diye isimlendirilen banka tarafından bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunu iki taraf farklı anlatıyor. Yani banka farklı anlatıyor, banka müdürü farklı anlatıyor. Banka müdürü zorla getirildiğini anlatıyor. Banka ise tamamen kendi isteğiyle geldiğini söylüyor. Benim dikkatimi çeken şey şu. Banka çok titiz bir çalışma yapmış. Günü gününe ya o 8, 9 ve 10'un da gelişmeleri kaydetmiş. Hatta araları, molaları, sigara molalarını ne kadar raporlamış. Ve hatta işte o sizin demin söylediğiniz serum verme hadisesine ilişkin vizite sayfasını dahi dosyaya ekleyip muhtemelen savcılığa sundu. Savcılıktan buraya geldi. Benim dikkatimi çeken konu şu. Şimdi 3 gün banka müdürünün ifadesinin alındığı söyleniyor. Ama dosyada yine banka tarafından sunulan banka müdüresine ait sadece ve sadece bir sayfalık ifade var. El yazısıyla yazılmış ve ayın 9'unda bu. Yani 8'inde bir ifadesi yok. 10'unda bir ifadesi yok. 9'unda sadece bir sayfa ve çok kötü yazısı. Yani muhtemelen ya kendinde değil ya çok yorgun bir yazı var. Ve o demin dediğiniz gibi işte yani bankanın sorumlu olmadığını mealen yazıyor. Ya ben o zaman hani avukat olarak merak ediyorum. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Yani bizim şu an baktığımız dosyada bu tartışılıyor ama 8'inde alınan kişi 8'inde ne yaptı? 9'unda bir sayfa ifadesi var. 5 dakikada yazılabilecek bir ifade. 10'unda hiçbir şey yok yine kayıt. Yani ne yaptı bu şahıs bankada? Bankanın bankaya ne bilgi verdi? Banka o bilgilerle ne yaptı? Bakın bunu çok merak ediyorum. Ama tekrar söylüyorum bunu avukat merakıyla ve bu dosyayı inceleyen bir insan olarak merak ediyorum. Yoksa yani bizim davamızda bu konu tartışılmıyor. Belki dediğim gibi diğer soruşturmalarda veya bizim açtığımız veya açacağımız hukuk davalarında bankanın özen borcu açısından gündeme gelecek ama yani banka bazı konularda farklı enstrümanlar hazırladı ve bunları savcılıkla paylaştı. Biz bilmiyoruz. Ya da boşa geçmiş bir zaman var. Yani çünkü dediğim gibi yani 3 tam gün hemen Devrim Bey süreleri hesaplayabilir. Belki 3 tam günün yarısı kadar ama bir süre ve sadece bir A4 kağıdı ifade alınmış. Yani bu bana gerçekten çok ilginç geldi. Benim yani en dikkatimi çeken şeylerden biri bu. Zaten şöyle 9'unda genel müdürlükte ifadesi alınıyor. 8'inde Çorlu'daki evde sohbet eşliğinde neler olduğunu. Onunda ise Göktürk'teki evinde yani 9'unda buradaki ifadesini verdikten sonra bankadaki o soruşturmasını tamamladıktan sonra Göktürk'teki evine gidiyor. Yine bir bölge müdürü peşine gidiyor. Bir kadın müdürlerden bir tanesi ona destek olmak için. Hatta evde de varsa aklına gelmeyen bir yerde bir notun varsa diye onlar da istiyorlar mesela. Aslında Denizbank da burada bir aslında soruşturmanın selameti açısından kendilerini aklaması açısından onlar da çalışıyordu muhtemelen. Çünkü yani işledikleri suç birebir belki kendilerinin değil, kendi fonları değil, bankanın adı kullanılmış. Bununla onların da ispat etmesi lazım. Çünkü insanlar burada bu mağdurlar yani Seçil Erzan'ı tanıyor ama arkadaki gücün Denizbank olduğunu biliyor. Evet, hatta işte çok tepe iki banka genel müdürü diye şeyler dolaşıyor işte Seçil Erzan'da. Bunu söylüyor değil mi Sayın Mosturoğlu? Yani ifadesi. Evet, öyle bir iddiası var evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Varsa yani hayatın olağan akışına sizin deyiminizle çok aykırı bulduğunuz şeyleri söylediniz zaten. Sizin de kafanıza takılan yani sizin şu andaki mevcut dosyada yer almamasına rağmen ama var mı yine böyle ya şu konuya da özellikle dikkat edilmesi gerekiyor bu süreçte dediğiniz en son kapatırken onu da öğrenmiş olalım Sayın Mosturoğlu. Yok Ece Hanım, teşekkür ederim bizi yayına bağladınız ve düşüncelerimizi açıklama fırsatı verdiğiniz için. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Yani ben 35 yıllık avukatım, 35 yıllık avukatlık hayatım boyunca bu denli delillerin kamuoyunda paylaşıldığı, tartışıldığı, işte sabah akşam program yapıldığı bir konu görmedim. Bu konu bence en özelde bu adı geçen bankaya ama genelde bütün bankacılık sektörünü ilgilendiren bir konu. Yani buraya eğer Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu müdahale etmez ise ve bunun tüm boyutuyla kamuoyunu tatmin edici şekilde açıklamaz ise bu tartışma bakın 12 Ocak'ta duruşma olacak. 12 Ocak'tan sonra bambaşka bir boyuta gidecek diye tahmin ediyorum ve korkuyorum açıkçası.
ve hani yararlı da sıhhatli de bulmuyorum. Hem sanıklar açısından hem şikayetçiler açısından. Çünkü neticede kamuoyunda bir yargılama sürüyor şu an. Bu açıdan yani ben BDDK'nın göreve soyunmasını, bir an önce bu işin içine girmesini, yine masa, mali suçların bu işin içine girmesini, farklı boyutları varsa ortaya çıkartmasını, yoksa da aydınlatmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim size. Çok teşekkürler, sağ olunuz.